finans merkezi sürüyor. Girişte anons etmiştik Bayer Monsanto haberini. Oldukça önemli, büyük bir satın alma. 66 milyar dolar. İrfan, daha önce bu konuyu bir defa konuştuk. Şimdi bu tekliften sonra herhalde artık gerçekleşiyor gibi görünür. İstersen biraz Bayer'in, Monsanto'nun öneminden bahsedelim. Nasıl şirketler bunlar? Sonra biraz da pazarı analiz edelim. Tabii. Şimdi Alman devi Bayer hem ilaç tarafında faaliyet gösteriyor hem de yine diğer taraftan tohum ve gübre tarafında da Bayer'in iştirakleri var. Monsanto dediğimiz zaman da akla kamuoyunda ilk gelen şey biyoteknoloji şirketi. GDO üretimini yapan, genetiği değiştirilmiş organizma üretiminde en büyük pazara sahip dünyadaki şirket. Bu noktada zaten tartışmalar hep gündeme geliyor. Hatırlayacaksın Gökhan, dediğin gibi 2-3 ay önce bunu konuşmuştuk. O dönemde de teklif vermişti Bayer. Hatta BASF şirketi, yine bir Alman şirkete teklif vermişti ama Monsanto 43 milyar dolarlık teklifi o zaman reddetmişti kesin bir dille. Sonra pazarlıklar devam etti. İkinci teklif 62 milyar dolara kadar çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz dönemiydi. Onu da reddetti ama kapı kapanmadı. Müzakereler devam etti. 69 milyar dolarlık bir tekliften bahsediliyordu. Daha doğrusu Monsanto'nun 69 milyarın altındaki teklife sıcak bakmadığı yönünde. Ama son gelen, bayram sırasında gelen haberle beraber 66 milyar dolarlık bir teklife el sıkıştılar. Daha doğrusu 56 milyar dolarlık bir aslında anlaşma ama Monsanto'nun 10 milyar dolarlık borcunu da satın aldığı için Bayer toplamda 66 milyar dolarlık bir satın alma gerçekleşti. İşletme bedeli bu oluyor. İşletme bedeli. 122 dolarlardan başlayan işte hisse başına rakam 128 dolara çıktı sonuç itibariyle. Anlaşma sağlandı ama tabii ki rekabet kurulu buna onay vermesi bekleniyor. Çünkü hala bir tartışma konusu var, o da işte anti rekabet yaratır mı bu sektörde diye. Çünkü tarım sektöründe hem tohum hem gübre hem işte biyoteknoloji hem de zirai ilaçlar tarafında 6 dev şirket var Gökhan. Bunlar piyasayı kontrol ediyor. %70-75'ini dünyada. Kim bunlar? DuPont var. Syngenta var. Ondan sonra işte Dow var. Bayer var. Monsanto var. Bunlar 6 dev olarak tanınıyor. Ve hatırlayacaksın yine Çim China Syngenta'yı satın almıştı. 43 milyar dolara geçtiğimiz dönemde. Yine Dow'la DuPont'un yine bir birleşmesi söz konusuydu ki bu da 130 milyar dolarlık bir pazar yaratıyordu. Zaten oligopol bir yapıdan bahsediyoruz. Yaklaşık 6-7 şirket piyasayı yönlendiriyor ama bunlar da kendi içerisinde bir tekelleşme mücadelesi içerisinde. Şu anda monopol bir yapıya doğru gidiyor sektörde. Hatta işte gıda güvenliği diye hep tırnak içinde bu şirketlerin ön plana çıkardığı bir şey var, ibare var. Bu artık gıda güvenliğinden gıda hakimiyetine doğru bir savaşa sürükleniyor resmen kapalı kapılar ardında. O yüzden sektör açısından ciddi bir gelişme bu. Ve önümüzdeki dönemde bunun yansımalarını da göreceğiz. Çünkü bu birleşme satın almalar burada kalmayacak. Sonuç itibariyle pazarda ciddi bir oynama oldu birleşmelerle birlikte. Ve mesela BASF birçok alanda ikinci, üçüncü sıradayken şu anda dördüncü, beşinci sıraya geriledi. O yüzden sektördeki temsilciler diyor ki yani BASF ya yeni bir alım yapacak ya da BASF belki birisine satılacak. Şimdi niye böldüklerini de belki ekrana getirebiliriz. Çünkü tabii, üç tane grafik var senin de hazırladığın. Bir yandan onlar da dönerse üzerinden bence anlamak çok daha kolay olacak. Aynen. Mesela şimdi en basit üç şirketin pazar paylarını burada ekranda görüyoruz ki tarım kimyasallarında üç şirketin %51'lik bir payı var. Burada Syngenta, Bayer ve BASF ön plan çıkıyor. Tarım ekonomistlerinin bir vurgusu var. Eğer 4 şirket %30-%40'ın üzerinde pazarda bir paya sahipse burada Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının kısıtlanacağı, rekabetçi ortamın yok olacağı, tekelleşen bir piyasanın ortaya çıkacağı belirtiliyor ki %51 3 şirket %51'lik bir paya sahip. Küresel pazar değil mi? Küresel pazar. Keza tohumda 3 şirketin %55'lik bir payı var ki bu da ciddi bir tekelden aslında tekelin işareti. Yine çiftlik ekipmanları 3 şirketin %49'luk payı var. Yine gübrede Agrium, Yara ve Mosaic. Bu arada hemen onu da ekleyelim. Yine 2 gün önce Kanadalı Agrium şirketiyle kimya sektöründe yine faaliyet gösteriyor. Potash Corporation'ın birleşme kararı var. Daha netleşmedi ama bu da piyasada 36 milyar dolarlık bir kimyasal gübre pazarının oluşması anlamına geliyor ki dengeleri değiştirebilecek ayrı bir birleşme satın alma haberi. Toplam pazardan bahsedersek eğer
Gökhan arkadaşlarımız onu da verebilirler. Endüstriyel tarım girdileri tarafında bahsettiğimiz sektörlerin alt katmanlarına baktığımız zaman bu 2013 rakamı. ETC grubun yine bu pazarla ilgili yaptığı bir rapor, son rapor, elimizdeki son rapor. Oradan yola çıkarak gidiyoruz ama şu anki mevcut tabloda bu rakamın çok çok üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 2013'ten bu yana sektör ciddi anlamda bir büyüme kaydetti. 400 milyar doları rahatlıkla aştı. Bunu söyleyebiliriz. Yine bir diğer grafiğimizde de küresel tarım ilacı pazarının %75'ini kontrol eden şirketlerin dağılımını görebiliriz. Hem tohum pazarında hem de tarım ilacı pazarında ki yine aynı firmalar ön plana çıkıyor. Bu 6 dev dediğimiz ve mesela Bayer %18'lik payla tarım ilacında ikinci sıradayken şimdi Monsanto ile birleşmesiyle %26 ile direkt ilk sıraya çıkacak. Yani burada tablo ciddi anlamda değişecek. Yine tohum pazarında da keza aynı değişimi sağlayacağız. Yani Bayer şu haliyle hem tohumda hem de kimyasal ilaç tarım tarafında %25'lik bir üretime dünyada toplam pazarda da %30'a yakın bir hakimiyet sağlayacak. Yani herhalde şunu anlamakta fayda var. Tarım yapacağım dediğin zaman bazı şeylere ihtiyaç var. İşte bunlardan bir tanesi tohum. Biraz işte herhalde ürünü korumak için ilaçlamak gerekiyor birçok şeyden. Tüm bunları ekip biçmen için tarım ekipmanı lazım. Ve bunlar bir yerde yeşersinler, olsunlar diye de gübre lazım. Aynen, bu evet. Bahsettiğimiz şirketler de bu dört ana başlıkta, senin bahsettiğin ana başlıkta ya liderler ya üçüncü ya dördüncü ama hiçbir zaman ilk beşin altının dışına çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar. Şimdi tek tek ellerinde gücü toplamaya başladılar. Ya birleşip satın alarak ya da birbirlerini satın alarak enteresan bir yere doğru geldik. Şimdi bunu anlamış bulunuyoruz bir kere. O yüzden de yavaş yavaş ne yediğimizi kontrol etmeye başlıyorlar. Ki herhalde bu GDO sıklıkla biz de üzerine duruyoruz. Genetiği değiştirilmiş organizma. Şimdi biraz istersen ondan bahset. Bu GDO işi nereye gidebilir bu durumda? Mesela bundan sonra GDO kötü anılmaz da bu şirketlerin Avrupa'ya hakimiyetini sağlamasıyla beraber o kadar da kötü değilmiş şeklinde haberler görmeye başlar mıyız? Muhtemelen olacaktır. Zaten ciddi bir lobi var aslında burada. Yani Amerika'da bu tartışma konusu, dünyada tartışma konusu ve Avrupa TTIP çerçevesinde biliyorsun Amerika ile Batı, Avrupa arasında müzakereler devam ediyor ve en önemli başlıklardan birisi de aslında tarım tarafında buydu. Çünkü Avrupa'da hala belli bir direnç var GDO'lu üretime karşı. Evet, her ne kadar tüketim kısmı olarak olsa da ve bütün şimşekler Amerikan şirketi konumundaki Monsanto'nun üzerindeydi. Şimdi o şimşekleri Bayer üzerine aldı bir Alman, bir Avrupa şirketi olarak. Bu belki Türkiye'yi bile dolaylı yoldan etkileyecek Gökhan. Çünkü bizim de Avrupa Birliği'yle devam eden bir müzakeremiz var. Yarın bir gün eğer Avrupa'da GDO'ya karşı kapılar biraz daha açılır, esnetilirse ya da daha böyle yumuşak bir algı yaratılırsa bunun belki bize yansımaları da olacak. Ama dediğin gibi şimdi Amerika'da bir yeşil devrim vardı ve bu yeşil devrimle ortaya çıktı bu şirketler. Yani endüstriyel tarımın aslında ürünleri. Ve bu da gerçekten Türkiye'de de olsun, dünyada da olsun aile çiftçiliğinin, bireysel üreticinin yok oluşunda önemli bir faktör maalesef. Bu uluslararası raporlara da giriyor, bilim adamlarının da dile getirildiği bilinen bir şey. Eğer Monsanto varsa bir ülkede, eğer işte bu 6 dev şirket varsa o ülkelerde maalesef aile çiftçiliği ya da bireysel üreticilik yok oluyor. Daha böyle endüstriyel bir tarıma doğru gidiyoruz ki bu da hem biyoçeşitlilik tarafında hem yerel tohum tarafında hem de sürdürülebilir üretim tarafında aslında biraz tehdit yaratıyor. Çünkü bu şirketler hep büyük şirketlerle çalışmak istiyor. Küçük üreticiyi istemiyor. Bu da ciddi risk yaratıyor üretim zaten tarafında. Zaten Monsanto'nun Türkiye operasyonları da var. Sen gene orada evet. Özetlemişsin. Belki göremeyenler için hızlıca okumakta fayda var. 97 yılında Türkiye'de Orgazon'u kurmuş vaziyette tarım ilacına ilk başta odaklanmış. 98'de Cargill'in tohum bölümünü satın alarak hem ilaç hem de tohum tarafında faaliyet gösteriyor. 99'da yine Cargill, Asgrow ve Dekalb markalarını Dekalb markası çatısı altında birleştirdi. Ve 2007-2009 arasında da Delta Pine, Seminis ve The Rooter Seed firmalarını satın aldı. Türkiye'de de operasyon devam ediyor. Monsanto dediğimiz şirket 160'tan fazla ülkede operasyon faaliyet gösteriyor. Dünya çapında 1,5 milyon müşterisi var. 2500 farklı sebze türü satıyor, tohumlarını satıyor. Ve yılda 55 milyon torbada tohum satışına sahip bir ülke. Yani böyle bir gücün, böyle bir devin Bayer gibi başka bir devle birleştiğini düşünürsek gerçekten piyasada bütün dengeleri değiştirecek, oyun planını tamamen değiştirecek bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz de herhalde bunu anlamış olduk. Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. İrfan çok teşekkürler. Ben teşekkür Bugün ederim. Biraz farklı yönüne odaklandık. Oldukça önemli bir haberdi. Bizden bu kadar. Bir ara aranlardan devam.